Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, selatü ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ahlali ve sahbihi ezvacı ve zürriyeti ve sellem. On altıncı bölüm, kalplerin keşfinde şeytanın düşmanlığı konusunu okumaya devam ediyoruz. Daha önce kalbi bir kale, şeytanı da bu kaleye sızmaya çalışan düşman olduğunu söyleyip, şeytanın insana sızma yolları kulun bir takım sıfatlarıdır. Bunları bilmekte şeytana karşı savunmak farz aynısa, bunları bilmekte farz olmakta olduğunu açıklamış ve bunlar çoktur, bazıları da şunlardır diye devam ederken, birincisi öfke ve azgın istek. Öfke aklı uyutup kaçıran bir canavardır. Akıl zayıflayınca şeytanın ordusu hücuma geçer. İnsan öfkelendikçe çocuğun topla oynadığı gibi şeytan da onunla oynar. Kemeferi şeytan diye ayet kerime Haşr suresine onu yazmış. Şöyle diyor. Onun şeytanın misaline benzer ki İskalelin insan ettir. İnsana şeytan küfre düş. Allah'ı inkar et der. Feremna kefere. Ne zaman ki insan şeytana uyup Allah'ı inkar eder. Kale inni beriyun minke. Ben seninle alakam yok. İnni yekâfullâhu rabbel âlemin. Ben alemlerin vakti olan Allah'tan korkarım der. Anlatıldığına göre Allah'ın velilerinden biri İblis'e Adem oğullarının nasıl yendiğini bana söyle der. Şeytan da öfke ve azgın arzuları kabardığı zaman onu ele alırım der. Böyle cevap verir. Evet, bu konuda bir sohbette devam etmemeliyle Allah'a emanet olun.